Size bir soru. Bundan 1000 sene kadar önce yaşadığınızı düşünün. İçinde kendi çocuklarınız ve anne babanızın da olduğu ama çoğunu hiç tanımadığınız 150 kişiyle birlikte tahta bir gemiye binip haşin okyanuslarda ölümcül olabilecek bir yolculuğa çıkacaksınız. Ama geminin kaptanının kim olacağı ve hangi rotadan gidileceği henüz belli değil. Aranızda bir kaptan ve bir rota belirlemeniz gerekiyor. Sorun şu ki, yolculuğa çıkacaklar olarak birbirinizi doğru düzgün tanımıyorsunuz. Ayrıca hiçbiriniz hayatınızda hiç okyanusa da açılmadınız. Dolayısıyla gemicilikle ilgili birçok konudan bir habersiniz. Kaptan olmak isteyenlerden biri, kendi belirlediği rotanın diğerlerinden neden daha iyi olduğunu size ballandıra ballandıra anlatıyor. Bir diğeri ise o rotanın ölüm getireceğini, kendi rotasının seçilmesi gerektiğini ve kendisinin kaptan olması gerektiğini iddia ediyor. Böyle bir durumda kaptanı nasıl seçeceksiniz? Veya hayatınızı ve geleceğinizi emanet edeceğiniz kaptanın kimler tarafından belirlenmesini isterdiniz? Rastgele seçilmiş herhangi bir grup insan tarafından mı? Yoksa denizcilik konusunda deneyimli, bilgili ve eğitimli insanlar tarafından mı? Cevabınızı ve gerekçelerinizi yorumlarda şimdi bizlerle paylaşın. Çünkü bugün demokrasi dediğimiz bu sistemin tuhaf dünyasına yelken açacağız. Demokrasi, devlet yöneticilerinin toplumun çoğunluğu tarafından seçildiği bir yönetim biçimi. Öte yandan demokrasiye şüpheyle yaklaşanlara sorarsanız, demokrasi çoğunluğun diktatörlüğünden ibaret. Ama onu nasıl tanımlarsanız tanımlayın, kökenleri 2500 yıl geriye giden demokrasi, son iki asrın en önemli ve en çok tartışılan konularından biri. Demokrasi gerçekten arzulanan bir sistem mi? Halk yöneticilerini tam olarak nasıl seçmeli? Kimler nasıl oy kullanmalı? Kimin oy kullanıp kimin kullanamayacağına kim nasıl karar vermeli? Eğer demokrasi arzulanan bir sistemse, demokratik yollarla seçilenlerin demokrasiden uzaklaşmayacağını veya demokratik değerlere hasar vermeyeceğini nasıl garanti edeceğiz? Seçim güvenliği kimler tarafından nasıl sağlanacak? Bu tartışmalar yeni tartışmalar değiller. Kökenleri ta antik Yunan'a dayanıyor. Öyle ki demokrasiyi 2500 yıl önce geliştiren Yunan medeniyeti bile bu icatlarının işlevselliği konusunda tamamen ikna olmuş değildi. Baştaki gemi sorumu hatırlayın. Neye karar verdiniz? Geminin kaptanı herkese açık bir oyla mı seçilmeli, yoksa yapılacak seçimin konusu hakkındaki uzman ve deneyimli kişilerin bilirkişi kararıyla mı? Bu soru bana ait değil, Sokrates'e ait. Sokrates, Platon'un Cumhuriyet isimli eserinin 6. kitabında yazdıklarına göre Adeimantos'a bu soruyu yöneltiyor. Adeimantos'un cevabı ise açık. Elbette deneyimli kişilerin belirlemesini isterim diyor. Bunun üzerine Sokrates durur mu? Yerden bir avuç humuslu toprak yok ama cevabı yapıştırıyor. Peki bu durumda nasıl olur da bir ülkedeki yetişkin insanların rastgele ve herhangi bir grubunun bir ülkeyi kimin yöneteceğine karar verebilecek donanımda olduğunu düşünebilmekteyiz diye soruyor. Sadece Sokrates de değil, Platon'un kendisi de yönetimin en kalifiye isimlerden oluşturulması gerektiğine inanıyordu. Demokrasinin şerefi yücelten timokrasi ve zenginliği yücelten oligarşiden sonraki en kötü sistem olduğunu yazıyordu. Ona göre sadece aristokrasi, yani aslında insanları yönetmek istemeyen filozof krallar, yani bilgeler tarafından sürdürülecek bir yönetimin adil olabileceğine inanıyordu. Platon'un öğrencisi Aristo, demokrasiye o kadar da karşı değildi. Ama fakirlere de güç veriyor olması nedeniyle demokrasiden pek de hoşnut sayılmazdı. Onlara göre toplumun görevi erdem, adalet ve mutluluk konusunda donanımlı iyi vatandaşlar yetiştirmekti. Ve bunu yapamayan bir toplumda demokrasiyi uygulamak olsa olsa vasatlığı pekiştirirdi. Anlayacağınız dağdaki çobanla benim oyum bir mi sorusu hiç de yeni bir soru değil. Günümüzde demokrasiyi tartışmaya açmanın bir tabu olarak görülmesi, demokrasinin alternatiflerinin ne kadar kötü olabileceğine dair içselleştirilmiş korkumuzu yansıtıyor. Gerçekten de bugüne kadar demokrasiyi eleştirenlerin çoğu daha iyi ve daha adil bir sisteme ulaşmak için değil, faşizmi, diktatörlüğü veya teokrasiyi getirmek için demokrasiyi eleştirdi. Halbuki demokrasinin şu anki haliyle var olabilecek en iyi sistem olduğunu ve hiçbir şekilde bundan daha iyisinin geliştirilemeyeceğini düşünmek
insanlığın doğal gelişimine aykırı. Dahası bu iddia ilerleyen videolarda göstereceğim gibi matematiksel olarak da çürütülebilir bir iddia. Eğer bunu kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Burada anlamamız gereken şu: demokrasinin eksiklerini tespit edip giderme çabası illaki baskıcı rejimler arzu etmek anlamına gelmiyor. Bilimsel olarak daha iyi bir sisteme ulaşabilir miyiz? Bunu her zaman sormamız gerekiyor ve bilimde çözümler sorunları teşhis etmekle başlıyor. Ufak bir örnek vereyim. Dağdaki çoban tartışmasında da gördüğümüz gibi vatandaşların oy hakkının belli kurallara göre belirlenip belirlenemeyeceği konusu sanki bahsedilemez, tabu bir konuymuş gibi geliyor. Ama şu anda toplumda kimin oy kullanabileceği ve kimin kullanamayacağı konusunda sınırlar zaten var. Örneğin birçok toplumda belirli bir yaşa, mesela 18 yaşına ulaşmamış kişiler oy kullanamıyor. Ama bu yaş tamamen rastgele belirlenmiş bir sınır. 15 veya 21 de olabilirdi ki dünyada bunun örnekleri de var. Veya akli dengesi yerinde olmayan veya suça karışmış kişilerin oy hakkını elinden alıyoruz. Demek ki en azından belli sınırlarda bazı insanların oy kullanabilecek kapasitede olmadığını zaten kabulleniyoruz. Peki bu kısıtlamaları ne kadar ileriye götürebiliriz veya götürmeli miyiz? İşte Sokrates'in sormak istediği de zaten bu. Sokrates'e göre seçimlerde oy kullanmak bir yetenek olmalı. Doğuştan gelen bir hak değil. Dolayısıyla oy kullanma davranışı insanların içinde doğuştan bir yetenek olarak bulunan, rastgele bir sezgi olarak görülmemeli. Her yetenek gibi oy kullanma yeteneği de sonradan dikkatle ve sistematik bir şekilde öğretilmeli. Aksi takdirde sabah akşam tek bir kaynaktan bilgi alan, hatta onu bile almayan biriyle sosyal bilimlere dair kapsamlı bilgilere sahip olan, atıyorum farklı partilerin programlarını tek tek okumuş, konu hakkında derinlemesine düşünmüş, kendi ön yargılarını aktif bir şekilde minimize etmeye çalışan, seçim gibi önemli bir konuda eğitimli bir karar vermeye çalışan birinin oyu eşit sayılıyor. İşte Sokrates yeterli donanıma ve eğitime sahip olmaksızın insanlara oy kullanma hakkının tanınmasının, yeterli donanıma ve eğitime sahip olmayanlara fırtınalı bir havada yolculuk yapacak bir geminin kontrolünü vermekle aynı olduğunu iddia ediyor. Ki bir ülkenin yöneticilerini belirlemenin o ülkenin kaderi için aşırı büyük bir öneme sahip olduğunda hemfikirsek, Sokrates'e az çok katılıyor olmak zorundayız. Tabii ki haklı endişeleri de anlamamız gerekiyor. Çoğunluğun diktatörlüğünden kaçarken bu defa azınlığın diktatörlüğüne yakalanmamak için ne yapabiliriz? Bunun çözümü bir yandan çok açık, diğer yandansa çok klişe. Her bir vatandaşa derin bir yurttaşlık ve insanlık bilinci, toplumsal kültür ve yaygın bilimsel eğitim ulaştırmamız gerekiyor. Ama bunları istikrarlı ve dürüst bir şekilde uygulayabilecek kurumlar olmaksızın tabii ki bunlar da boş laftan ibaret kalıyor. Mesela bir çözüm önerisi olarak Jason Brennan herkese oy hakkı verilmesi gerektiğini ama her vatandaşı oy vermeye zorlamak veya teşvik etmek yerine demokrasi ve seçenekler konusunda yeterince derin bir araştırma yapmadığına inananların oy vermekten uzak durmasının erdemli bir davranış olduğunu kabullenmemiz ve öğretmemiz gerektiğini ileri sürüyor. Brennan'a göre oy vermesi gerekenler bütün adayların bütün konularda günümüzde ve geçmişte aldıkları bütün pozisyonları bilerek şu anki toplumsal sorunlar için en uygun geçmişe ve konuma sahip olanları belirleyebilecek kişiler. Bu görüş Sokrates'inkiyle de tamamen örtüşüyor. Sokrates demokrasiyi entelektüel bir sistem olarak görüyordu. Yani ona göre oy verme entelektüel bir eylem olarak görülmeliydi ve sadece entelektüel doygunluğa ulaşmış kişiler tarafından kullanılabilecek bir yetki olmalıydı. Ne var ki demokrasinin bütün vatandaşlar için bunu yaratabilmesi bilimsel olarak pek mümkün gözükmüyor. Çünkü her bir vatandaşın, her bir adayın bütün politik geçmişini öğrenebilmesi, partilerin her konudaki programlarını okuyup anlaması ve bilimsel olarak değerlendirebilmesi, aynı zamanda da toplumun içinde bulunduğu sorunların bütün bilimsel nüanslarını objektif olarak anlayacak kadar kendini geliştirmesi inanılmaz büyük bir masraf ve yük olurdu. Bunu bütün vatandaşlardan beklemek, demokrasinin sonucunda aldığımız çıktının öneminden ötürü rasyonel gibi gözükse de aslında oldukça irrasyonel bir beklenti. Zira 10 milyonlarca, hatta 100 milyonlarca vatandaşın vaktini, enerjisini ve entelektüel kaynaklarını böylesi zor bir işe harcaması
faydadan çok zarar bile getirebilir. İşte buna sosyal bilimlerde rasyonel irrasyonalite diyoruz. İnsanların büyük bir kısmı cahil kalmak istedikleri için veya düşük zekalı oldukları için cahil kalmıyorlar. Cahil kalmak ortalamada daha düşük masraflı bir tercih olduğu için cahil kalıyorlar. Yani gerek insan doğası, gerekse de şu anda içinde yaşadığımız sistem cehaleti daha masrafsız kıldığı için ortalama oy verenin vasat olması kaçınılmaz oluyor. Ama tabii bunun bir bedeli var. Bir yandan ortalama vatandaşın kendisini geliştirmesi müthiş masraflıyken, diğer yandan bütün yurttaşlar oy vermeye itildiklerinde, iyi düşünülmüş, ideallere ve olgulara dayalı bir şekilde oy kullanmak yerine fanatik bir kamplaşmışlık ile sadece o günün şartları gözetilerek, sadece o anı kurtarmaya yönelik oy kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Öyle ki birçok ülkede siyasi partiler artık vatandaşları kendi idealleri konusunda ikna etmekle uğraşmıyorlar bile. Zaten sosyal kimlik teorisi videosunda da konuştuğumuz gibi belirli ideolojiler çerçevesinde kamplaşmış, tek amaçları iç gruplarını övüp dış grupları yermek olan kemik kitleler var ve bunların nasıl davranacakları neredeyse kesin olarak belirlenmiş halde. Bir de daha ufak bir kararsız kitle var. Siyasi partilerin yapmaya çalıştığı tek şey bu azın kitleye olabildiğince hitap etmek, onları harekete geçirmek ve seçimi kendilerinden yana döndürmek. Bu da demokrasilerin genellikle iki büyük parti ve bazen de onlar etrafında dönen birkaç tane uydu partiye indirgenmesiyle sonuçlanıyor. Toplum kendini gerçekten temsil edecek partileri ve adayları bulamıyor. Böylece kısır döngüler başlıyor. Mesela o küçük kararsız azınlık demokratik seçimlerin sonuçlarını belirleyen ana kitle haline geliyor. İşte Sokrates ta 2500 yıl önce bu tür bir senaryo ile ilgili çok önemli bir gözlemde bulunmuştu. Tüm bu saydığım ve Sokrates'in de anladığı şartlar altında demokratik seçimleri kazanma ihtimali en yüksek olan taraf, en bilge olan taraf olamaz. En yüksek demagoji yeteneklerine sahip olan taraf olacaktır. Demagogluk bu tür bir sistemde her zaman kazanmaya daha yatkın olacaktır. Demagogluk ya da daha Türkçe tabiriyle halk avcılığı, demokrasiler içinde bazı liderlerin halk arasındaki ön yargıları ve cehaleti manipüle ederek popülerlik ve liderlik kazanmasına verdiğimiz bir isim. Demagoglar kitlelerin tutkularını coşturarak ve duygusal taraflarına oynayarak onların mantıklı bir şekilde kararlar alma yetisini körelten kişiler. Demagoglar toplumsal sorunlara ani bir şekilde ve vahşi bir biçimde tepki gösterecekleri vaadinde bulunmaya meyilliler. Yani halka pazarladıkları şey kendi öfke ve tepkilerinin toplumsal sorunların tek çözümü olduğu fikri. Bu kişiler genellikle veri odaklı, düşünüp taşınarak kararlar alma taraftarı olan rakiplerini zayıflık ve hainlikle suçluyorlar. Demagogların halk tepkisini yanlarına çekmek konusundaki en temel taktikleri arasında hali hazırda yerleşik bir biçimde süre gelen politik işleyişi baş aşağı etme çabası, sözü veya tehdidi bulunuyor. Ben yaparım, ben tek çözümüm, benim yolum tek doğru yoldur gibi ben merkezci ve keskin görüşlerle halkın gözündeki değerlerini arttırmaya çalışıyorlar. Tarih boyunca seçimle başa gelen demagogların hemen hepsinin demokrasileri öyle veya böyle er ya da geç bir çeşit diktatörlüğe dönüştürdüğünü ve o diktatörlüklerinde nihayetinde feci bir şekilde çöktüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu demagogların orijinal vaatleri neredeyse her zaman boş vaatler oluyor. Ama işte insan doğası çok tuhaf. Mesela icat ettikleri sistemdeki bunca problemi görebilen antik Yunan demagoglara karşı dirençli miydi dersiniz? Hayır. Onlar da demagoglardan kaçınamadılar. Örneğin zengin, karizmatik, tatlı dille insanların aklını çelmek konusunda becerikli ve varlıklı bir adam olan Alcibiades, en temel hakları insanların elinden alarak veya onlara erişimi kısıtlayarak Yunanların Sicilya adasına yaptıkları son derece yıkıcı olan askeri müdahalelerin önünü açtı ve bu saldırıların başını çekti. Bu demagogun sözlerine kanan halk bu saldırılara onay verdi ve Alcibiades'i destekledi. Bu antik Yunan için ölümcül bir hata oldu ve sefere katılan binlerce askerin hepsi öldürüldü,
esir edildi veya köle yapıldı. Peki insanlar salak mı? Neden bu kadar bariz bir zokayı yutuyorlar dersiniz? Aslında bunu da az önceki rasyonel irrasyonellikle açıklamak mümkün. İnsanlar, hele ki zor şartlar altında kalan insanlar, zor sorulara kolay cevaplar bulmaya giderek daha meyilli hale geliyorlar. Sokrates bunu daha iyi anlatabilmek için iki hayali başkan adayı arasındaki bir münazarayı düşünmemizi istiyor. Bu adaylardan biri bir doktor olsun, diğeri ise şeker satan bir dükkanın sahibi olsun. Şeker dükkanı sahibi olanın, rakibi olan doktorla ilgili olarak şunları söylediğini hayal edin. Bakın, rakibim size birçok acı yaşatmıştır. Sizin canınızı yakar, tadı berbat olan ilaçlar içerir ve her ne istiyorsanız onu yiyip içmenize engel olmaya çalışır. Size asla benim yapacağım gibi son derece çeşitli ve lezzetli tatlar sunamayacaktır. Sizce doktor bu saldırıya etkili bir şekilde cevap verip münazarayı izleyen kitleyi ikna edebilir mi? Elbette ki şeker dükkanı sahibinin argümanlarına verilecek doğru cevaplar var. Mesela diş tedavisi acı verici olabilir ama bu sağlığınızı korumak için gereklidir. İsterseniz dişlerinizi korumayın. Sonradan çekeceğiniz acı çok daha büyük olacaktır gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Ama politik arenada bu tip gerçekçi ve bilimsel cevapların, hele ki bu şekilde üst düzey bilişsel düşüncelere sahip olmayan, yani antik Yunanlıların tabiriyle bilge olmayan halk arasında nasıl karşılanmasını beklersiniz? Doktorun bütün politikaları çok daha akılcı, çok daha mantıklı, çok daha bilimsel ve çok daha gerçek olsa da şeker sahibine karşı kazanması mümkün olabilir mi? Bu arada, "Ey Sokrates efendi, sana mı kaldı demokrasi eleştirisi?" diye sorabilirsiniz. Ne ironiktir ki Sokrates, demokrasinin ölümcül tehlikelerini ve oy kullananların engin aptallığının sonuçlarını birinci elden deneyimlemiş bir isim. Milattan önce 399 yılında Sokrates, Atina'nın tanıdığı tanrıları tanımamak, yeni tanrılar türetmek ve Atina gençliğini yozlaştırmak gibi suçlamalarla mahkemeye verildi. 500 Atinalı'dan oluşan bir jüri, vakayla ilgili karara varmak için mahkemeye davet edildi. Rastgele bir şekilde kurayla seçilen 30 yaş üstü özgür erkeklerden oluşan jüri heyeti %52'ye karşı %48'lik bir oy ile Sokrates'in öğrencilerine politik ve felsefi sorular sordurmasından ötürü suçlu olduğu kararına vardı. Sokrates baldıran otu zehiriyle ölüme mahkum edildi ve infaz edildi. Bundan daha trajik bir ironi hayal bile edemiyorum. İşte böyle. Tabii ki buraya kadar konuştuklarımız demokrasinin sadece iki sorununa odaklandı. Sosyal bilimlerde oy veren cehaleti ve sistemin demagojiye açıklığı olarak bilinen iki soruna baktık. Ki bu ikisi tabii ki birbiriyle yakından ilişkili. Halbuki demokrasinin daha birçok sorunu var. Politik dengesizlikler yaratması, sadece kısa vadeli sorunlara odaklanması, manipülasyona açıklığı, aşırı bilgi yüklemesinin yarattığı sorunlar, bariz sorunlara tepki süresinin uzunluğu, prosedürel formalitelere fazla saplanması, çete yönetimine açıklığı, objektif olarak kötü veya bilimsel olarak çürütülebilir politikaların uygulanmasına göz yumması ve daha nicesi. Bunlara da ilerleyen videolarda gireceğiz ve daha iyi bir sisteme rasyonel olarak ulaşabilir miyiz? Bunları konuşacağız. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.